Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Bulgaristan'ın kültürel yapısıyla dikkat çeken şehirlerinden Kırcaali'deyiz. Kırcaali hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz'i ziyarete geldik. Merhaba başkanım, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz Kırcaali'mize. Çok teşekkür ederiz. Başkanım, ekran karşısındaki seyircilerimize kendinizi biraz detaylı anlatabilir misiniz? Kırcaali gururla belediye başkanlığımızı şu an 4. dönemi bitiriyoruz. 27 Ekim'de yine seçimlerde aday olarak arkadaşlarımızla, ekibimizle beraber halkımızın desteğiyle devam etmeye hazırız. Şu an söylediğim gibi 4 dönemdir belediye başkanlığını yaptım. Daha önceden 2 yıl vali yardımcılığımızı tamamladım. Ve aynı zamanda iki çocuk babasıyım, inşaat mühendisiyim ve iktisatçıyım. Ve son yıllarımızı da halkımız için çalışmalarımızla ilgileniyoruz. Koskoca 4 dönemden bahsediyoruz başkanım, 16 yıl. Siz geldiğinizden bu zamana neler değişti Kırcaali'de? Şimdiki Kırcaali'yi saysam bitmez ama Kırcaali dedikten sonra şu an Kırcaali'nin pazarı diye hatta bir şarkımız vardı, bilmem bilir misiniz? Kırcaali'nin pazarını şu an en güzel, en modern ve en fazla giden yerlerimizden bir tanesi Kırcaali'nin pazarıdır. Kırcaali'nin pazarını şahane bir yapabildik Avrupa Birliği projelerinden. İki, Kırcaali dedikten sonra Arda Nehri insanın aklına gelir ve Arda Nehri içinde bir şarkı vardır. Ve Arda Nehri'ni de şu an Bulgaristan'da da, Balkanlarda da, Avrupa'da da bile diyebilirim ki bir çok güzel bir ıslak projesi gerçekleştirdik. Bunu da ıslak projesi dediğimizde Türkiye'mizin eski şehir projesi var ya, işte aynı projeyi burada Kırcaali'de onu değiştirebildik. Kırcaali bir de çok önemli olan konulardan bir tanesi, Kırcaali dedikten sonra şimdiki Yeşil Bursa vardı ya, işte Yeşil Bursa vardı ama şu an Kırcaali Bulgaristan'ın ve Avrupa'nın en yeşil şehri olarak seçildik. Bizim parklarımızla, yeşilliklerimizle şu an Kırcaali'yi öyle tanıtıyoruz. Ve aynı zamanda son yıllarda bizim çok önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de yatırımcı. İnsanlarımıza, burada halkımıza iş sağlamak, hayat kaynağı sağlamak. O da biz de ona gururluyuz ki Türkiye'den en büyük şirketlerden bir tanesi ve otomotiv sektörünü Kırcaali'yi tam ekonomide yeni bir sektör gerçekleştirdik. Ve şu an 3000 kişilik bir fabrika otomotiv sektöründe çalışıyoruz. Kırcaali sadece Bulgaristan'da değil, Avrupa'nın en gelişmiş otomotiv sektöründen merkezlerinden bir tanesi oldu. Ve 40 tane fazladan marka için otomobillere şu an parça üretiyoruz. Ve aynı zamanda hem Avrupa Birliği'nin otomobilleri için, hatta Avrupa için, Amerika için bile şu an biz Kırcaali'den parça gönderiyoruz. Peki başkanım, şu anki projeleriniz nelerdir? Bunlardan da bahsedelim. Kırcaali özellikle değiştirmeye devam ediyoruz. Şu an bizim çalıştığımız konulardan bir tanesi ve önemli olan konulardan bir tanesi okullardır, çocuklarımızdır. Şu an Kırcaali'de tüm ana okulları ve tüm okullarımız ve orta okullarımız hepsi, ama hepsi şu an %100 tamirden geçirmiştir. Hepsi yeniledik ve bunları da Avrupa projelerinden kaynaklar kullanarak. İki, şu an Kırcaali'nin artık su arıtma tesislerini tamamladık, katı atı projesini tamamladık, ışıklandırmayı en iyi şekilde tamamladık ve Kırcaali'nin altyapısı olarak tamamıyla çözülmüş halindedir. Ve önümüzdeki yıllarda da
artık Kırcaali'nin yine park üzerinde, yine yatırım üzerinde ve yine insanlarımızın en iyi şekilde gelişmelerin üzerinde çalışıyoruz. Tabii ki benim de hayalimde Kırcaali bir de üniversite merkezi yapmaktır. Bu konuda da hem Bulgaristan'da hem Avrupa'da ve aynı zamanda Türkiye'deki üniversitelerle işbirliği yapmaya araştırıyoruz. Böylelikle ileriye yönelik hedeflerinizi de projelerinizi de öğrenmiş olduk başkanım. Peki başkanım, bunun dışında burada Türk vatandaşların istihdamı kalabalık mı, yoğun mu? Kırcaali'nin böyle bir özelliği vardır. Şu an Balkanlarda en yoğun Türk yaşadığı bölgemiz Kırcaali'dir. Ama şu an Kırcaali'de ve Kırcaali Belediyesi'nin sınırlarında %40-45'e varan Türk ve Müslüman yaşamaktadır. Ama %55-60'a varan Bulgar ve Hristiyan kardeşlerimiz yaşamaktadır. Ona rağmen Kırcaali dedikten sonra Bulgaristan'a herhangi bir kişiye sorarsanız sorun, yani Kırcaali nedir dedikten sonra herkes size şunu söyler. Bunu da Sofya'da sorun, bunu Rusçuk'ta sorun, bunu Şumlu'da sorun, bunu Varna'da, Burgaz'da sorun, bunu İstanbul'da sorun, Edirne'de sorun, Bursa'da sorun veya İzmir'de sorun. Kırcaali, herkes size şunu söyleyecek. Ha, Kırcaali mi? Kırcaali bizim duyduğumuza göre hoşgörü merkezidir ve hoşgörü başkentidir. Son yıllarımızı biz tüm gücümüzü, insanlık gücümüzü biz ona yönlendirdik. İnsanlık gücümüzü Kırcaali hoşgörü başkent olmak. Bunu da başardığımızı inanıyorum ve bu konuda hiçbir adım ne sağa ne sola atacağız. Bunu hep böyle devam edeceğiz. Şöyle demek istiyorum. Şu an Kırcaali'de sokaklarda sorun, Bulgaristan'da söylediğim şehirlere sorun. Kırcaali Belediye Başkanı, Kırcaali'nin papazı ve Kırcaali müftüsü her önemli bayramlarımızda, gerek bizim Türk ve Müslüman bayramlarımızda, gerek Bulgar ve Hristiyan bayramlarımızda, gerek belediyenin ve hükümetimizin ve devletimizin resmi bayramlarımızda belediye başkanı, papaz ve müftü hep beraberdir. Ve biz bunu bir model olarak yapabildik ve bu model de Bulgaristan için de geçerlidir ve herkes de bunu tanır. Hoşgörü şehri dediniz. Ben buradan anlıyorum ki sosyal ve kültürel etkinlik anlamında bayağı başarılı bir şehir. Neler yapıyorsunuz bunlarla ilgili? Evet, Kırcaali dedikten sonra tabii ki bu konuda da bayağı bir başarılıyız. En azından Bulgaristan'da, Bulgaristan çapına baktığınızda Bulgaristan'da iki tane merkez vardır. Kırcaali ve Razgrad bölgesinde Türk tiyatroları şu an hayata geçirdiğimiz bundan 45-50 yıl öncesi faaliyette olan ama komünist rejiminden kapatan Türk tiyatroları şu an Kırcaali ve Razgrad'da biz parti olarak, Hak ve Özgürlük Hareketi olarak onları hayata geçirebildik. İki, uluslararası veya Türkiye ve Bulgaristan'daki olan faaliyetlerimizden bir tanesi de sadece Bulgaristan ve Razgrad bölgelerimizde Türk folklor festivallerini biz buralarda yapabiliyoruz. Aynı zamanda çok sayıda da gördüğünüz gibi bu arada çok sayıda da Türkiye'de, Avrupa'da çeşitli ülkelerde ta Amerika'ya kadar da kardeş belediyelerimiz vardır. Onlarla da çok çok güzel faaliyetler yapıyoruz. Bizim Bulgaristan'da en fazla kardeş, Türkiye ile kardeş belediye olan Kırcaali'dir en fazla ve o yüzden de bizim kültürel faaliyetlerimiz, bizim kardeş belediyelerimizle de devam ediyoruz. Önümüzdeki de çok güzel bir proje gerçekleştireceğiz. O da bizim herhangi bir Kırcaali'den veya herhangi bir şehirden, Bulgaristan'dan Türkiye'de yaşayan kişi orada belediye işlerini yaşayan belediyeden işlerini bitirebilir. Elektronik e-belediyecilik var ya, elektronik olarak o hizmeti vermeye çalışacağız. Yani mesela siz Kırcaali'densiniz,
İzmir'de yaşıyorsunuz. Siz İzmir Belediyesi'ne gidip de bütün Kırcalı'daki olan belediyede olan işlerini İzmir'den bitirebileceksiniz. Veya Bursa'daysanız Bursa Belediyesi'ne gideceksiniz. İstanbul'da mısınız? İstanbul Belediyesi'ne gideceksiniz. O yüzden tüm kardeş belediyelerimizle öyle anlaşmaya hazırlıyoruz. Siz herhangi bir olduğunuz yerde Kırcalı ile hiçbir şekilde belediyeyle bile hizmetlerinizi alabileceksiniz ve bağlantılarımızı devam edeceğiz. Başkanım, azınlık olduğumuz yerde seçim başına gelerek bizleri gururlandırdınız. Bu 16 yıllık başarınızı neye bağlıyorsunuz? Söylediğim gibi öncelikle ekip çalışmalarımız, öncelikle arkadaşlarımızla güzel bir ekip olduğunu ve aynı zamanda Türk-Bulgar ayırmadığımız için ve bunu da gerçek olduğunu ve insanlara inandırıcı olduğunu ve öyle çalıştığımızı yapmakla biz bu başarıları elde edebiliyoruz ve böylece de devam edeceğiz. Peki başkanım, bu seçimlerde de yine yaklaşıyoruz seçime. Neden sizi seçmeliler? Biz şuna inanıyoruz. Bu seçimlerde de kişi olarak, ekip olarak, adaylar olarak, partimiz olarak yine Kırcalı ilk turda seçimleri kazanacağımıza inanıyoruz. Çünkü insanlarımız, halkımız bizi biliyor, bizi tanıyor, bizim çalıştığımızın neticesi her adımda görebilir. Yaptığımız hizmetleri her adımda, ne yaptığımız her şey önümüzdedir ve başarılı olduğumuzu inanıyorum ve aynı zamanda hiçbir konuda halkımıza yanlış bir şey söylemediğimizi düşünüyorum ve böylece gerçekten birlik beraberlik içerisinde devam edeceğimize inanıyorum. Çünkü birlikten güç doğar, başka bir şey değildir.